Merhaba arkadaşlar, bugün dersimizde trigonometrik fonksiyonlar, periyotlar ve grafikler konusunu işleyeceğiz. Trigonometrik fonksiyonları şöyle bir hemen çizelim. Bir tane şöyle yatayımız, bir tane de şöyle şeyimiz olsun. Daha önceki derslerimizde yatay eksenin x ekseni, sonra da yüzey eksenin y ekseni olduğunu söylemiştik. Bundan sonra yatay eksen kosinüstür, yüzey eksen sinüstür, şu ifade tanjanttır, şu eksende kotanjant eksenidir. Yalnız tanjant ekseni birim çemberde uzunluklarımız birer, yarıçaplarımız birer birim olduğu için x eşittir 1 doğrusudur. Tanjant ekseni, bu da y eşittir bir doğrusudur, kotanjant ekseni. Sekant ve kosekantı bu şekil üzerinde göstermeyeceğim. Daha sonra sizlere onu paylaşacağım. Evet, devam edelim. Biz bir üçgen yapmıştık birim çember üzerinde. X'tir, y'dir ve 1'dir. Demiştik ki x kare artı y kare eşittir 1'dir. Şimdi siz yatay eksene isim verdiniz, düşey eksene isim verdiniz. Buraya alfa dersem, x dediğiniz şey sizin kosinüs alfanız oldu, y dediğiniz şey sizin sinüs alfanız oldu. Ve bundan yola çıkaraktan biz sin kare alfa artı kos kare alfanın 1 olduğunu bulmuş olduk. Arkadaşlar buradan hemen devam edelim. Öbür tarafa gideceğiz. Şimdi trigonometrik oranları bir yazayım. Tanjant x eşittir. Bu sinüs x bölü kosinüs x'ti. Kotanjant x eşittir. Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Tanjantla kotanjantın çarpımlarını birbirinin tersleri olduğu için 1 olduğunu söyleyebiliriz. Sekant x eşittir 1 bölü kosinüstür. Kosekant x eşittir bu sefer de 1 bölü sinüstür. Daha önce biraz önce söylediğim sin kare x artı kos kare x'in de 1 olduğunu söylemiştik. Yalnız burada sizlere bir şeyi hatırlatmak isterim. Bu ifade şöyle yazılır. Sinüs x'in karesi artı kosinüs x'in karesi eşittir 1 şeklinde yazılır. Yalnız burası sin x kare artı kos x kare şeklinde asla yazılamaz. Veya bu anlattığım şeyi içeri almaya çalışırsanız, dediğim gibi sinüsün karesi şeklinde, kosinüsün karesi şeklinde ama x'in karesi şeklinde değil, bu şekilde yazabilirsiniz. Arkadaşlar biz 1 artı tanjant kare x'le karşılaşacağız. Bu işlemleri bir düzeltelim. Tanjanta sin kare x bölü kos kare x dediğimi düşünelim. Dolayısıyla payda eşitlediğiniz zaman yukarısı sin kare kos kare geleceği için 1 olacak. Burada kos kare x'tir. 1 bölü kosinüs x'in, şurayı önce bir yazayım, tanjant kare x'tir. 1 bölü kosinüsün sekant olduğunu düşünürseniz bu sekant kare x'tir. Aynı şekilde bir tanesinde başka bir kalemle hemen söyleyeyim. 1 artı kotanjant kare x'i bulmaya çalışırsak 1 artı kos kare x bölü sin kare x'ten aynı işlemleri devam ettirdiğimizi düşünelim. 1 artı kotanjant kare x'in bu sefer de kosekant kare x olduğunu göreceksiniz. Bunlar önemli bilgilerdir. Soruları çözerken çok fazlasıyla, sadeleştirme işlemleri yaparken çok fazlasıyla bizim işimizi görecekler. Arkadaşlar şimdi birim çemberde baktığınız zaman yatay ve düşey eksenlerinin isimlerini söylemiştim. Kosinüs ve sinüstür. Ben renkli kalemle şu eksi 1'den artı 1'e kadar kosinüsün şu arada olduğunu ve başka bir renkli kalemle şurası artı 1, şurası eksi 1'dir. Sinüsün de şu arada olduğunu söyledim. O zaman biz bunları normalde bir formül haline dönüştürelim. Kosinüs x fonksiyonu reel sayılardan kalkar, eksi 1, 1 aralığına gider.
Sinüs fonksiyonu da aynı şekilde bütün reel sayılardan eksi bir bir aralığına giderek sonuç bulur. Yani Türkçe şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok soru geliyor. Sinüste, kosinüste kesinlikle eksi bir bir aralığında arkadaşlar değer alır. Bu net. Bununla ilgili biz defalarca soru çözeceğiz. Şimdi tanjantla ilgili o işlemleri yapmak istiyorum. Tanjant biliyorsunuz sinüs x bölü kosinüs x olduğundan bizim buradan tanjantı şöyle yazalım. Bizim buradan kosinüs x'in sıfır olmaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden ben şimdilik yazacağım. Daha sonraki derslerde soruları çözerken bunların hepsini detaylı inceleyeceğiz. Neden bazı şeyleri atmam gerekiyor onu anlatacağım. Arkadaşlar ben reel sayılarda her şeyi kullanamam tanjant için. Kosinüsü sıfır yapan değerler bizim için tehlikeli değerlerdir. O yüzden kosinüsün sıfır olduğu yerleri atmam gerekiyor. Şimdilik bunlara pi bölü 2 kp diyorum. Daha sonra bunları işleyeceğiz. Kotanjant x'i içinde aynen yazayım onu. Bu da kosinüs x bölü sinüs x'tir. O zaman ben bu sefer de sinüs x'in sıfır olmaması gerektiğini düşünüyorum. O zaman sinüs x'in sıfır olmayacağı yerleri de atmam gerekiyor. Bunu da reel sayılardan kp diyorum. Dediğim gibi bu ne demek istiyorum? Bunları daha sonra işleyeceğiz. Trigonometrik denklemlerin çözümünde daha rahat anlayacaksınız. Evet, bunun dışında devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi sekant ve kosekantla ilgili bazen güzel sorular geliyor. Ben bir trigonometrik birim çember çizeyim. Şurada da teğet olan bir tane doğru çizeyim. Burası teğet noktası olsun. Teğet noktası merkezden gidildiği zaman diktir arkadaşlar. Bu uzunluğa da 1 dediğimizi düşünelim. Hani O noktası A ve B noktası olarak değerlendirelim. Ben burası AB, şurası da C noktası olsun. Arkadaşlar biz bu ifadelerde diyelim ki şuraya alfa dedim. Ben sizden kosinüs alfayı yazmanızı istesem. Kosinüs alfa daha önceki derslerden bilirsek 1 bölü OB uzunluğu olarak devam edecek. OB uzunluğunu devam ettireyim. Bu biraz erken çözdüğüm bir sorudur. Burada çözmek istemiyorum. Çünkü bir dik üçgendeki trigonometrik oranları daha sonra göreceksiniz. 1 bölü kosinüs alfaya arkadaşlar sekant alfa derseniz OB uzunluğunun baktığınızda sekant alfa olduğunu görmüş oluyorsunuz. Ama ben CB uzunluğunu istiyorum. CB uzunluğunu nasıl bulacağım? Renkli kaleme geçip onu hemen buradan göreyim. Şu uzaklığın 1 olduğunu biliyorsunuz. Yarıçap olduğu için. O zaman ben tekrar döneyim. OB uzunluğu şekilden takip ederseniz OB uzunluğundan eğer ben OB uzunluğundan OC uzunluğunu çıkartırsam CB uzunluğunu yani oraya da bir isim verelim hemen renkli kalemle. Buraya da hadi M diyelim. Bu M'i bulmuş olacağım. O zaman devam ediyorum. CB uzunluğu yani M eşittir. OB uzunluğu yani yukarıda bulmuştum. Sekant alfa eksi OC uzunluğunu da ben 1 olarak biliyorum. O zaman demek ki M uzunluğu sekant alfa eksi 1 olarak bulunur. O zaman sekant alfa ve kosekant alfayı da zaten nasıl bulduğumuzu da görmüş olduk. Ben sadece şimdilik sekantla ilgili işlemimizi yaptım. Daha sonraki sorularda kosekantı falan da buluruz. Devam ediyorum. Arkadaşlar periyot denilen konuyu anlatalım. Periyot. Periyot bir konuda bir olayda tekrar başa dönüp aynı olayın başlaması demektir. Mesela okula giderken biz 7 günde bir tekrar okula dönmüş oluyoruz. Periyodumuz 7 olarak değerlendirilir. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında periyotlar bulunurken arkadaşlar hemen onları yazayım. Bunları da daha sonra tekrar döneceksiniz. Konularda, fonksiyonlarda problem çözerken bize lazım. Ax artı b şeklinde veya kosinüs n ax artı b şeklinde verilirse ifadeler
bunların periyodu bulunurken şu yöntem uygulanacaktır. Eğer n çift ise veya n tek ise şeklinde. Eğer çift ise bu sefer tek pi bölü mutlak değer a'yı kullanacaksınız. Eğer tek ise bu sefer çift pi bölü mutlak değer a'yı kullanacaksınız. Periyotlarda negatif olma şansımız yoktur. Çünkü şunu söyleriz hep biz. İşte okula 7 günde bir gideriz. Eksi 7 günde bir gideriz demeyiz. Devam ediyorum. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının periyotlarını hemen söyleyeceğim. Tanjant n ax artı b olsun. Aynısını yazıyorum. Bir de kotanjant n ax artı b olsun. Bu fonksiyonların periyotları bulunurken bu sefer tek bir bilgi var arkadaşlar. O da şudur. Ne olursa olsun pi bölü mutlak değer a kullanılır. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Sondan bir önce olsun. Sekant ve kosekant fonksiyonlarının periyotları, periyotları sinüs ve kosinüs gibidir. Sin ve kos gibidir. Tamam mı? Bu şekilde düşünülür. En son birden çok periyot bulunurken birden çok fonksiyonların periyotları bulunurken ayrı ayrı periyot bulunur. Ayrı ayrı periyotlar bulunur. Periyotlar bulunur. Bulunur. Ve okekleri alınır diyoruz. Arkadaşlar burası da biraz sonra bunların soruların hepsi çözülecek. Orada anlattığımları göreceksiniz. Devam ediyorum. Grafikler konusu geldi. Grafikler işlenirken şunları hemen söyleyeyim. Grafikler fonksiyonlarda işlediğiniz grafiklerin aynısıdır. Şekil üzerinden yazayım. Şekil üzerinden değerler alınıp fonksiyonlarda yerine konur. Fonksiyonlarda yerine konur. Arkadaşlar hemen şu bilgiyi vereyim. Bunları x'e değerler verip işte 0 derece, 30 derece, 60 derece gibi değerler verip de y'leri bulmak doğru bir iştir ama uzun bir yöntemdir. Biz üniversite hazırlık yaparken artık bu kadar uzun soru çözemeyiz. Daha pratik çözümlere ihtiyacımız var. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Konu anlatımımız bu kadardır. Şimdi sorularımıza